Berkay Tulpar Poliklinik Ekol Futbolu sunar. Ekol futbola hoş geldiniz sevgili seyirciler. Galatasaray Kasımpaşa karşısında tam bir şok yaşıyor. 3-0 öne geçtiği mücadelede Galatasaray son saniyelere 3-3 berabere girdi ve artık son düdük bekleniyor. 90 artı bakıyorum 7. dakika 6 dakika gösterilmişti duraklama olarak ve şu anda 90 artı 7 oynanıyor. Da Costa'nın sakatlığı var. 2 dakika önce Da Costa maç 3-2 iken 90 artı 5'te golü attı ve Kasımpaşa maçı 3-3'e getirdi. Vardan dönen penaltı, varla verilen penaltı, sarı kartlar, kırmızı kart isteyenler. Okan Buruk sarı kart gördü. Yani çok konuşulacak şey var bu karşılaşmada. Artık son saniyeler diyebiliriz. 90 artı 8 oldu. Erman ile birlikte pozisyonları, maçı, her şeyi konuşacağız, değerlendireceğiz. Kasımpaşa'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Şu anda sevgili seyirciler, Sadık giriyor oyuna. 90 artı 8. dakikada Dakos'ta az önce gol atan oyuncu oyundan alındı. Galatasaray'da Okan Buruk. Rotasyon yapmıştı birçok az futbolcuyu yedek soyundurdu bugün ama ilk yarıda işler yolundaydı ta ki 44. dakikaya kadar 3-0 öndeydi Galatasaray ama 3-1 ile girildi soyunma odasına ardından bir penaltıyla e, Jakobs'un 50 oynaması sonrası verilen bir penaltıyla bardan verilen penaltıyla 3-2 oldu 83'te ve 90 artı 5'te durum 3-3'e üç geldi. Uzun bir vuruş tribünlere doğru gidiyor. Taça gidiyor top ve son düdük bekleniyor. Artık gözler maçın ekim Oğuzhan Çakır'da. 90 artı 9. 90 artı 9 oynanıyor. Erman Hocam da dikkatle mücadeleyi takip ediyor. Galatasaray sağ kanattan geliyor. Icardi yok, Osimen yok. Batshuayi var hücumda. Bir mecburi oyuncu değişikliği oldu. O simen sakatlandı. O haberi de sizlerle paylaşalım. Şimdi ceza sahasında bir tehlike ve top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray 90 artı 10 oldu şu anda. 90 artı 10. dakika ve köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray sevgili seyirciler. Gözümüzü alamıyoruz maçtan. Orta geldi penaltı noktasına doğru düşüyor. Ceza sahası dışına doğru sekti. Bir orta şansı yerden bir pas savunma uzaklaştırdı. Galatasaray'da Mustera orta sahaya kadar çıktı. Havalandırıyor topu ve top havadayken hakem maçı bitiriyor. 3-3. Gerçekten büyük şok. Osimen iki gol atmıştı. Icardi 3-0 yapmıştı. Adeta şov yapacak diye düşündük Galatasaray için. Ama hocam son düdüğün ardından skor tabelasında büyük şok var. 3-3. Hocam Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Fenerbahçe e, galibiyeti Galatasaray taca gitti. Hmm. Tabii. Orada aldığı 3 puan taca gitti. İkisini Eğer Orada aldığı 3 puan tereyağıydı. Yani o düşün rakibini iniyorsun tereyağı ballı börek. Bunu yenersen taşlanacaktı. Şimdi gitti. Çöpe gitti. Biraz yani o aldığı 3 puan çöpe gitti. Bir de psikolojik olarak da şimdi tabi olay bir tuhaf oldu. Yalnız bak. ilk yarı bir şey konuştuk. Galatasaray 3 tane gol attı. Hmm. Golcüleriyle. Ama 3 tane Kasımpaşa'da net gol pozisyonu vardı. Evet. evet yani. vardı. Net Var. gol pozisyonu vardı. Birini atabildiler. E sonra ne oldu? Buyur. Yani Çok geliyorum açıkçası. dedi Galatasaray için tehlike. Ve kendi sahasının önünde. Hocam kendi sahana bak iki senedir şey, Bu tip takımlar yani Galatasaray, Fener kendi sahasında bu tip takımlara puan verirlerse altından kalkamazdır hocam. Şampiyonluk buralardan Geçen geçti. Geçen sene Fenerbahçe öyle gitti. Evet. Evet sene öyle gitti. Yani başka altından kalkamazlar. Bunları yeneceksin yenmen bir fayda etmiyor. Hava yaptın tamam. Hava söndü. Üstüne Avrupa'da da iyi bir galibiyet. Daha evet. da moral olmuştu. Şimdi Hava hepsinin söndü. morali bir anda yerle bir. Şöyle yapabilir miydi? Tabii testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Ya sen asıl takımından çık. Hmm. 45 dakika sonra ikinci yarıda öteki takımı kullan. Gerçi o skoru da almıştı. Evet. Rotasyonlu kadroyla da kadar. Da aslında Mertens hiç ısınana kadar yoktu abi ben Evet. Barış Alper girdi ikinci yarı. Mertens girdi. Yok. Hiç, hiçbir Bir şey yok. yapamadılar hocam. Hiçbir şey yapamadı ikinci yarı Galatasaray. Bitse de gitsek dediler ama futbol bu işte öyle olmuyor. Kasımpaşa da tebrik edelim. 3-0'dan 3-3'e getirmek de Galatasaray deplasmanında kolay iş değil. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Topa dandum vurmadılar. Topa evet. ayağa indirdiler pas yaptılar. Zaten dan vurursan bu takımlar seni duman eder. Tenis topu gibi duvara vurur vurur üstüne gelir. Bastılar verdiler. Bastılar verdiler oyundan düştü. Galatasaray'ın orta sahasını iyi geçtiler. Evet. Neden? Yani. erasız olmak da Yanları biraz... yandı ilk yarı. Evet. İkinci yarı baktılar ki böyle olmayacak. Hocam ne diyoruz? İstanbul'da İstanbul'da üç büyüklerden sağlarında puan alacaksan, puan alacaksan en az iki gol bulacaksın. İki, hep dersin. İki tane en az, az iki. Bugün üç buldu bir bal. Kahri gelemedi. Üç, üç de yetmiyor yetmiyor. <laughs> <laughs> beş, dört ve dört, beş, Fakket altı olsun. Şey de o. Beşiktaşların. Metin Ali Feyyaz, Feyyaz ile Beşiktaş'ın şampiyon olsun diye bir tezahüratı var. İki, üç, var üç olmaz. Dört, beş, altı olsun. Ha öyle evet. miydi? Evet. 1 2 3 gol yetmez 4 5 6 olsun. Metin Ali Feyyaz ile Beşiktaş'ım şampiyon olsun diye bir tezahürat vardı. Onu diyorsun herhalde. Ben onların maçlarını bayağı yönettim. Senin zamanlarında söyleniyordu tabii. Evet mesela o dönemlere. Şey maçını yönettim. Eee de Trabzon maçını yönetti. 6-1 mi 7-1 mi ne yendiler? Beşiktaş yendi. Beşiktaş yendi. Metin Ali Feyyaz oynuyor muydu o zaman? Oynuyordu. Peki. Şimdi Kasım Kasımpaşalı oyunculara bakıyorum kendi taraftarlarıyla bu bir puanın e, sevincini yaşıyorlar. E, tabii 3-0'dan 3-3'e gelince çok daha e, mutlu etti onları. Unutulmayacak bir maç hocam. Yani 3-0'dan 3-3'e unutulmaz. Bugün gösterme maçı 3-1-4-3. Evet 3-1'den 4-3'e. Bu maç öyle. 3-0'dan 3-3'e enteresan skorlar. Mesela bugün hakem genç çocuk iyi niyetler çalmaya kalktı. Bir iki yerde hata yaptı onları konuşacağız zaten. Ee, ne olduğunu. Ben tanısam bir maç oldu. İşte. Hocam eğer Türk futbolunun ileri gitmesini istiyor isen ilerlemesini istiyorsan Türk hakemliğini düzelteceksin. Türk hakemliğini düzeltirsen 100, 100 kilometrenin 60 kilometresini geçmiş olursun. 100'ün 60'ını geçmiş olursun. Bak. Hele şimdi varı filan iyi kullanırsan bu bayağı artar. Diğer takımlarda olacak ki bu lig keyifli olsun. Yoksa büyük küçüğü tokatlayıp tokatlayıp oturtup olmaz. Evet. Bak bugün doğru işledi. Var doğru işledi. Biraz geç kaldılar. Mesela Aslında ya... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafını kestim. Estağfurullah. E, 6 dakika mı verdi? 6 dakika verdi. 6 verdi. Aslında 6 dakikadan çok fazla durdu. Oyuncu değişikliği ve Varda 6 dakikadan çok fazla. 10 dakika falan durdu. Çok daha fazla durdu evet yani ona da bir şey biz 8-9 falan verir diyorduk. Onu yukarısı karar veriyor bilmiyorum onu nasıl karar veriyorlar yani o işlere de bir bakmak lazım. Aslında dakika tutulsa tabii bu dakika tutulması önce Galatasaray'ın lehine İdi. 6 dakika sonra aleyhine oldu. <laughs> 90 artı 5'ten sonra <laughs> da evet. Aleyhine. Ama yine de uzadı maçı epey uzattı maçı. Sana. 100. dakikada bitirdi yani Kaç? 90 artı 10'da bitirdi. Evet. 10 dakika uzadı. 4 dakika fazla ki onun bayağı şey oldu, sakatlık kurlar oldu. Evet, sakatlık oldu o Dakosta zaten. İkinci yarı iyi oldu baş. Gitti geldi. Hı hı. Ama yani ilk yarı Galatasaray daha iyi tabii golcüleri. İkinci yarı Kasımpaşa yükselirken Galatasaray aşağı doğru indi çaprazlama. Biri yükseldi, biri aşağı doğru indi oyunda. Dikkat et. Evet. Yani maç bittiğinde Galatasaray'ın hiçbir şey yoktu yani varlığı. Peki hocam fiziksel bir düşüş mü rotasyon mu ee, yoksa aman nasıl olsa kazanırız mı rehavet mi neydi yani bugün Galatasaray'da bu şoku yaşatan? Hocam Fener'i yendin evet. çok güzel orada Fener'i yendin. Fener'i yendikten sonra çok fazla lay lay loyluma girdiler. Hmm. Bunu gösteriyor. Bir de o maç oynadılar Avrupa'da. Ha, ok. O maç bitti artık. O maç bitti. Önüne bak abi. Buyur ne yapacaksın şimdi? Evet. Şimdi hocam çok yoğun bir takvim var ee, bu hafta içi de. Bir hesap yapıyordun içeride. Diyordun ki ha. bugün Galatasaray alırsa, Konuşalım. sonra da Fener mağlup olursa 6. hafta mı? 7. 6. hafta da... Farz etki berabere kaldı evet. yarın Fenerbahçe. Fark 10 puan olacak diyordun. Haftaya bay var Fener'in. Evet. Fenerbahçe bay geçtiğinde Galatasaray haftaya da kazanırsa 10 puan edecekti. Çok büyük avantaj. Ama şu anda yerle bir etti o avantaj Galatasaray. Yani eline gelen ekmeği yiyemedi Galatasaray. Öyle oldu. Yani çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Hı, hı. Kaçırdıkları balık büyük balık Galatasaray söyleyeyim. Evet. Yani şampiyonluk böyle maçlarda kaybedilen puanlardan geçecek evet. diye hani sezon başından beri bas bas bağırıyoruz. 3-0'da öne geçmişken evinde nasıl böyle bir hata yaptı Galatasaray? Yani konuşacağız. E, tartışmalı Yapı pozisyonları dolda, da konuşuyoruz. Dakika önemli, saniye önemli. Değil mi hocam? Dakika saniye önemli. Evet. Ya, bu arada varın da iyi yönlerinden bahsediyorduk. Mesela e, ilerleyen dakikalarda vereceğiz ama mesela Jakobsun ilk elle oynama hakemin verdiği penaltıda eliyle oynamadığı mesela ortaya çıktı. Hani birazdan detaya evet. gireriz ama bu güzel tarafları da var varın. İşte böyle iyi kullanılırsa o evet. içeride de konuştuk yani. Güzel Ayşe tarafları da var. de o omuz gibi geldi yine takım omuz çıktı. Hı hı. Yani Yakup öyle çok fazla itiraz da etmeyince Allah Allah dedik onu herhalde. Onu görmeyebilirdi hakem ama ikinci penaltıyı görebilirdi. İkinci penaltıda verilen penaltıda o kadar uzun neye baktılar? Ben onu çözemedim. Ali Şansalan çağırırken bir üç dakika geçti. Yani niye evet. üç dakika yani, bekledilerse? Neye baktılar? Ne gördüler? Ne konuştular? Çok merak ediyorum. Çok Anladım. merak ediyorum. Yoksa verelim mi vermeyelim mi gittiler? Ya yani çok merak ediyorum Op, Onu yani. onu bilemem. <laughs> ya tabii gırgır bunun da. Yani ama hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Net pozisyon. Evet. Televizyonda da net gözüküyor penaltı. 10 dakika baktılar abi. Onlar 10 on dakika baktı. Haşem de gitti 10 dakika baktı. Ekti 20 dakika tabii ben mubala ediyor. E 5 dakika sürdü. Kaç dakika tut? Ya bizim arkadaşlar tutabilirler mi? Tutamazlar tabii şimdi de. Aslında Yo maçın kaydı ya. var. Sen e, şeyi diyorsun. Evet evet. Ee, İkinci yere <laughs> oyuncu değişiklikleri. Ha <laughs> ha. Hoş iki iki değiştiler filan. Bir de durmaları bir tutulsa acaba 6 dakika mı daha mı fazla merak ediyorum. Vara gitmeler artı şeye bakalım. Oyuncu, oyuncu. değişikliklerine. Oyuncu değişiklikleri en az bir 30 saniye sakatlık sürse var. sakatlık da var. E, vara gidip gelmeler zaten o anda kendimiz baktık en az üç buçuk dört dakika Tabii. belki daha bile fazla. Ee, o yüzden 6 dakika olmamalıydı. Dediğin gibi. Bilmiyorum. Evet. Hocam şimdi e, Galatasaray taraftarı düşünüyor. Ya ne kadar güzel, ne kadar iyi gidiyordu işler. Yolundaydı. E, ne oldu birden diye. Ama tabii şu havadalar bakıyorum. Biraz da canları sağ olsun. Çünkü şimdi, Çünkü şimdi. bak perşembe maç var, hafta sonu ee, yine maç var. Bir şey diyeceğim. Millet ters anlayacak. Yıllar önce Beşiktaş önüne gelene çakıyor. Ben de dedim ki programda. Ya Beşiktaş dedim böyle giderse dedim biz yandık ya. Çakıyor çakıyor aradaki fark çıkacak. Biz yanacağız dedim. Hmm. O adam onu nasıl kullandılar biliyor musun? İşte Erman Toroğlu böyle söyledi. Sonra millet tesir altında kaldı filan. Lan ne alaka? O kadar gücümüz olsa <laughs> Türkiye'yi idare ederiz. Sen şey anlamında diyorsun. Yani anlamında. izlenmeyiz, reytingler düşer. Biri Şimdi garanti şampiyonluk yaşarsa falan. Aynı cümleyi falan. ben sana söyledim <laughs> derken. Ya. ya bu Galatasaray komik gider sonucam. Evet. Bize ekmek kalmaz dedim. E gerçek ama kalmaz yani. Doğru. Fener yok, Beşiktaş yok. Ne yiyeceğiz biz? Hiçbir şey yemeyeceğiz. Yani. E bu gerçek arada... bu. Şimdi Galatasaray biraz terse giderse diyecekler ki ulan bunlar söylediler lan. O kadar gücümüz olsa ligi idare <gülüyor> yani <gülüyor> karar veririz kim daha iyi. O, o kadar gücümüz olsa böyle şeylerle uğraşmayız. Başka şeyler yaparız hocam ya. Zaten öyle dedim o sene. Şura <laughs> bakmayın dedim. Ben Benden evet. geçineceksiniz. Yoksa ben sizi Hı -hı. yakarım. Ya olacak şey mi? <laughs> evet, süreleri o, o söylüyor, söylüyor Tolga. Biliyor musun bunu O cümleyi hatırlarsın belki. Böyle giderse Beşiktaş'tan biz dedik ekmek yemeyiz dedim. Ben yandık dedim. Evet. O şey zamanını diyorsun Hangi sen. Hangi seneydi onu hatırlamıyorum. İşte o talişkalar, pepeler, şeyler hani böyle bir babeller, bir mabeller, çekkosunlar şey uçtuğu zaman Beşiktaş'a. Hani kişi. oyuncular atıldı bilmem ne oldu filan. Ankara'dayken 3-5 kişiye hatta hani bir şeyler oldu. Hatırladın mı? Ha. Herhalde o seneydi o. Çok eski mi diyorsun yakın zaman mı? Yok çok eski. He, o, yani, Samsun Bey, maçını diyorsun o zaman. Serdar Bilgili başkan olabilir. Samsun maçı Cem Papila 5 kırmızı kart evet, onu evet. diyorsun. Evet. Ha Tamam o e, kar topu atılan maç tribünlerden evet. sahaya falan çok olaylı olmuştu. Evet o, o dönemde baya konuşulmuştu şimdi 3,5 dakika 3,5 ikisi de 3,5 3,5 7 dakika var tutmuş hocam. 2 kez vara gidildi ya. 7 evet. dakika banko bu. Evet abi 7 var. Değişiklikleri de şimdi söylüyor arkadaşlar. Buyur abi. Değişiklik başına da değişiklik artık gerçi ikili i̇ki ikili iki falan yapılıyor. Mi? Bir 2 değişti. Bayağı var ama değişiklik. 2 2 1 1,5'ta onu koy. Hadi ayağın alışsın. 2 diyeyim hocam. 8 dakika minimum. Gerçi işte dediğim gibi 100 dakika oynattı aslında. 90 artı 10 oynattı. Ama 90 artı 10'u <laughs> uzatmalar da sakatlık oldu şu hayat. Yani 90 bir de da, da bir sakatlandı. 90 artı 10 vermedi. 90 artı 6 verdi. Heh, 6 verdi 10 oynattı. 10 oynattı sakatlık sakatlığı, sakatlığı oldu. vardı. Bir de gol oldu. Gol sevinci falan yok, bir dakikada oldu. oldu falan yani. Hı hı. Eksik oynandı. Tabii bunun da hakemin, ha, maçın hakeminin bir yok. Yukarıdakinin var. Evet. Şimdi hocam... E, Okan Buruk da kenarda az önce maçın ardından bayağı bir tepkiliydi, maçın hakemine de tepkiliydi, sarı kart gördü bir pozisyonda, e, pozisyonları da çok fazla soran var. Ufak ufak acaba geçsek mi herhangi bir açıklama yoksa geçelim, geçelim. E, çok fazla de bekletmeyelim çünkü bir anda e, ne derler pamuk gibi maç olacak derken maç 3-0 iken neler neler oldu hocam, evet. hakem. Kararları, sarı kartlar varlar derken hadi başlayalım. Tartışmalı pozisyonlara başlıyoruz. Erman Toroğlu ile birlikte sevgili seyirciler. Ee, gole şöyle bir bakalım. Golleri biraz daha çabuk geçeceğiz. Hocamın söylemek istedikleri varsa yoksa ona göre çabuklaştıracağız. O semen ilk golünü attı ve forma çıkardı. Finally yani nihayet yazıyor üstünde. İki haftadır atıyordu hep işte başkasına çarpıyordu falan derken... Kendisi attı bu kez. Orta güzeldi. Abdülkerim. Benizden ayak koydu. Abdülkerim'in ortası güzeldi. Evet, hocam. Güzel bir gol oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi. Nefasında hatası var. Var. onu da Diğer gollerde, da gollerde de edelim. stoperlerin hataları evet. var. Kasımpaşa'da. O simen. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim hakikaten maşallah dediğimiz 3000... Bin... <laughs> yani haksız rekabet dedik. Neler dedik devre arasında yani bir anda Icardi, bir anda o Galatasaray hani skor olarak uçuyordu. Oyun belki çok tatmin etmese de iş nereye geldi hayret bir şey ya. Peki o golü. Abdülkerim'in pası güzel. Şimdi ikinci gol yine o Uzun bir pas. Burada offside var mı yok mu? El var mı yok mu? Tartışmaları vardı. Döndü sol ayağıyla nefis vurdu. 2-0 yaptı 28'de. O Burada zaten offside yok. Yok. Pası atan kimdi orada Tolga ben kaçırdım. Sara, Sara'nın pası. Sara da bir asist daha ekledi kendisine. Ya işte bu aldı dönüşü, vuruşu. Evet. Yani rakibe vücudunu araya koydu. İyi santı yani iyi golcü işi. Aynen öyle. Kasım Paşalı oyuncu da elle oynadı diye bağıracaktı. Elini kaldırınca topa gidemedi. Sen topa git. Çok güzel şut. Evet. Evet. Geçelim. Şimdi Osiman tabi sakatlanıp e, devre arası oyundan çıktı sevgili seyirciler e, Sezgin Gelmez'e de soralım e, kulüp doktoruyla onun da e, istihbaratı oldukça iyidir detaylı öğrenir Sezgin Gelmez bize söylesin lütfen durumu nedir e, Osiman'ın ve Icardi'nin golü o da döndü vurdu benzer bir pozisyon benzer bir gol Osiman'ın ikinci golüne benzer. Her şey güllük gülistanlıktı, aşkın olayım çalıyordu, yarim yarim çalıyordu o simenin gollerinden sonra. Aa, şey çalıyorlardı, ee, Ali Koç'a bir beste yapmışlar galiba. Ee, evet derbide evet, söyledikleri sonra, beste. Ama neydi ben pek duyamadım yani şeyden gürültüden. Tabii şimdi iki kulüp arasında var bir sürü tezahürat. Ya tat, hani tatlı şeyler olsun esprili. ya. Şimdi burada ha hocam şunu soruyorlar. O Poku'nun ayağına bastı diyorlar Icardi. Ne diyorsun? Ayağına basma yok da arkadan formadan çekme var. Ha, bak. Yok hocam şey e, mavi basma da var da ayakkabıya bak. Ayağından da basma var. Hı hı. Ama formadan bir daha oynatalım bakalım. Bak Icardi'nin sol ayağı Poku'nun sol ayağın üstünde. Yavaş. Yavaş. Bir dakika. o dur bakayım. Geri gel. Yalnız burada bilerek mi basıyor yoksa ayağını sağlama alacak. Ha, sol ayağına istop etmek için ayağını kaldırıyor. Hı hı. Topu. O detay. Önüne alıyor. O da şey yapınca basıyor. Evet ayağı da basıyor yani. Bir de belinden çekiyor. Evet hocam. VAR'ın devreye girmesi lazım ve golün iptal olması lazım. Hmm. Icardi'nin golünde Erman Toroğlu diyor ki VAR'ın devreye girmesi lazım. ve hakemin bunu iptal etmesi gözükür. lazım. Hakem bunu atlayabilir. Şey pozisyon ama yalnız ayağa basma değil. Bak, ayağa basarken de sol eliyle arkadan futbolcunun dengesini bayağı bozuyor bak. Formayı tutuyor ve indiriyor. Allah'tan şorttan tutmuyor. Şorttan tutsa başka bir görüntüyle karşı karşıya kalabilirdik <gülüyor> hocam. <gülüyor> İçine bir şey giymiştir hocam. Yani inşallah giymiştir. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, şeye gittik geçen hafta. Büyük kulübe. Çıkıyoruz. Ee, eski belediye başkanı Kadıköy. Merhaba merhaba bir adam. Amerika'dan gelmiş Türk. Hocam ben seni Amerika'dan filan seyrediyorum dedi. Filan. Sonra dedi ki hocam ben Giresunluyum dedi. <laughs> Senin dedi Zorbay dedi Giresun'da dedi. Şortunu indirdiği dedi, evet dedim hem de kadınlar tribünün önünde Giresun sahasında. Zorbay bizim Fenerli, Giresunlu. Hocam şortumu tuttu indirdi, bütün şort indi. Çırılçıplak kaldım hemen yere oturdum. Tam da kadınlar tribünü var, çatte tarafı değil öbür taraf. Hocam iki takım da geldiler, ben ellerim böyle. Yeni şort getirdiler, havluyla sardılar <laughs> beni. Şortu giydim devam ettim. Adam onu hatırlıyor tribündeymiş. Yapma ya, Eşi, o da hatırlanır hocam. Yıllar önce. Öyle bir olay dedim, ki. Dedim baba sen neyi hatırladın ya? benzin benzincilik yapıyorum şey mi? Benzin istasyonu var mı? Hmm. yok da? Abi düşünebiliyor musun? Nereden, nereye? Hakikaten olaya bakar mısın? Nereden, nereye? Evet. Dorbay bir asıldı. Benim şort diye evet. indi. Temkinli olmak lazım. Ben de oturdum yani İyi <laughs> biraz dinlen. Yani bu da biraz asılsa indirir miydi? Evet. Formadan asılınca olmaz. Ama evet. şortla asıl. Ama asıl iptal gerekçesi basma mı olmalıydı diyorsun? Tabii basma da çekme de var ama. Hmm. Hocam bak. Formalar eskiden bizim topçuluğumuzdan bezden de biraz sonra daha boldu. Bayağı. Mümkün olduğu kadar daralttılar. Neden biliyor musun? Bu tutup çekmeleri engellemek için. Engellemek için. Çünkü o formaları çok rahat tutup çekiyordun. Bunlar da biraz o bak bayağı çekmiş ama. Hı hı. Hocam net bir şekilde golün iptal edilmesi, foul verilmesi gerekir. Evet. Var, neden yapmamış bilmiyorum. Bana sormak lazım. Alişan Salan vardı. Şansalan var hakemi ben. olarak Alişan Salan vardı. Ee, onu da belirtelim sevgili seyirciler. Evet, Icardi'nin golünde faul var diyor. Ee, Icardi hücum faul yaptı diyor. Erman Toroğlu, Var'ın devreye girmesi gerekirdi dedi. Bir kez daha Benim vurgulayalım. Benim mi engelliyor. Benim ayakta kalmamı engelliyor. İki türlü. Hem basıyorsun hem arkadan çekiyorsun ve düşüyorsun. Topu önüne alıp vuruyorsun. Adam düşmese sana vurdurmayacak belki. Hı, hı. Net foul. O basmadan sonra düşüyor zaten o poku. Net foul. Foul diyorsun. Evet. Peki var hakemi niye devreye girmedi mesela hocam bunda? Onu bilemiyorum. Gözünden Onu, mi kaçtı? bakacağız. Ha hocam ya da kendi mi değerlendirdi? Var ya bazen benim için yeterince şiddetli değil bu diye e, yorumlayabiliyor hakemler. Hocam. Bu basma şiddetli değil diye mi yorumladı? Ben Bence gözünden kaçtı. Vallahi bak bu pozisyon Gözünden, gözünden kaç... nasıl kaçar abi orada Bilmiyorum ya? Hoca ya. Bilmiyorum yani. <laughs> o zaman ben senin gözünden şüphe ederim. <laughs> Hoş. Bazı hakemler bazı hakemler daha çok İzmir tarafında ha. mesela e, kadın doğumdan göz raporu almışlar. Ha. Ben tabii egzeşere ediyorum. Biraz ama egzeşere de değil. Göz yerine göz yerine kadın doğum müteassisi atıyor. Yerine nasıl atıyorlar? Bu diyorum ama araştırınlar sar seneler var. Ha hocam kulağıma bir şey daha geldi. Hayırdır? Bu çok önemli şu anda. Hatırladım söylemem lazım. Geçen futbol federasyonunun bu Avrupa şampiyonasındaki bilet kaldıkları yerler harcamalarla ilgili müfettişler çok enteresan soruşturma yapıyorlarmış. Bunu dolaylı dolaylı duydum hmm. ve çok enteresan neticeler çıkacak diye duydum. Çıkacak mı hocam netice? Çıkması lazım. Hmm. Durdurulur mu durdurulmaz mı bilemiyorum. Bu şu var mı hocam o işin içinde? Federasyonda çalışan yetkili hem de böyle hepimizin çok iyi tanıdığı böyle bazen demeçleriyle asıp kesen bazı isimler vardı ya. Onların... Kara borsa bilet satıp kendi hesaplarına para aldıkları var mı? Neler var? Peki. Ben isim vermedim ha. Yani. Hocam neler B var? Müfettişler araştırıp isim verecekler. neler var, dediğin gibi değil. Yani işte Bili benim de birkaç bir şey geldi. Ben de. şimdilik bu kadar abi. Haber durmaz. Ben bir seferinde haberi durdurayım dedim. Hangi hangi yerde dedim? saat 11.30 söyleyeyim dedim. Benden bir saat haber birisi patlattı. Tabii öyledir hocam. Ben doğru randettim. İyi hatırladın. Hatırlar hatırlamamak Bunu Ben duyduğuma ediyorum. göre başkaları da duymuşlardır. Evet. Dur bakalım ne olacak? Meydana çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Evet. Mı? Biz edelim pozisyonlara. Peki. Yani mesela şunlar olmuş mu? 150 Euro'luk e, bileti 500'e satan federasyon yetkilileri falan olmuş mu diye e, soruyordur müfettişler. Çünkü bize de çok sorulmuştu. Eee Hani gurbetçilerden falan bayağı bir o zamanlar mesajlar telefonlar gelmişti. Neyse hayırlısı olsun bakalım yapılsın operasyon soruşturma sonucuna bakalım. Evet şimdi burada Kasımpaşa'nın golü dakika 44. Fol çok güzel bir voleyle hocam. Güzel de gol. Bugün goller güzel de evet. golü, Icardi'nin golü Gerçi sen faul var dedin ama son vuruş güzel. Burada da Fol'un golü 3-1 yaptı. Sen bir şey söyledin ben söyledim ki Kasımpaşa böyle oynayacak oynayacak bir sıvır bir sıvır bir sıvır gidiyordu ya hı, hı. Hani getirirse 60'a dedim 60-65'e falan sonra gaza basmaya ama o arada 3-0 oldu abi. Evet. 3-0 oldu ama işte bu, bu golü yiyince rengi değişti iş. Evet. Soyunma odasına 3-0 gidilseydi belki bu kadar motive olmayabilirdi ikinci yarı için Kasımpaşa. Şu gol 44'te biraz motive etti ama çok da güzel gol hocam. Sağ kanattan orta Foll'un golü. Durum 3-1'e geldi. Şimdi soyunma odasına böyle gidildi. Var mı? Dur mi? bir dakika burada. Heh, duralım. Pilota gel, dur. Ortaya at. Pilottan ortaya at. Abdülkerem Hocam Bey. dur burada. Burada dur. Galatasaray defansına bak. Kasımpaşa'lı futbolculara bak. Bir tane Galatasaraylı oyuncu defansı doğru yapıyor. Dört tane Galatasaraylı oyuncu 3 tane Kasımpaşalı oyuncuya hiçbirisi defans yapamıyorlar. Evet. 4 Galatasaraylı seyrediyorlar. 3 tane Kasımpaşalı'yı, 3 Kasımpaşalı'nın biri rahat rahat gol yapıyor. Böyle defans olmaz. Onun için de yak boysa gittiler bunlar Şampiyonlar Ligi'nde. Hmm. Bak şu olay Galatasaray defansının tam yalellem olduğu bir olay. Bakma sen Fenerbahçe Maçı da Fenerbahçe'nin o işler bilmem derler filan lan zor tabi de. Galatasaray'ın hücum gücü çok iyi. Yani Fenerbahçe'nin o iki, iki adamından ne yaparlar bilemiyorum. O yeni bir adam o da az oynatıyor. Ennesiri. O da oynattığında da kaç çok ne? kaçırıyor. Ennesri. Ne? Ennesri. Ennesri. Hı hı. Ben de onu hiç embesili filan gibi <laughs> söyleyecektim de iyi. Embesili. Çok masada embesili diyordum ben de ona. Ne yapsın? Embesilini biliyorsun. En ama görüntü en besili. En değil. Görüntü en Onu değiştirecek. O kadar paranın da karşılığını verecek abi. 20 milyon euro verildi Kimisinin sana. Kim Atacaksın yani onu. Kim aldırdıysa onun karşılığını vereceksin abi. Öyle böyle kabul etmiyorum. Evet tamam. devam edelim. Onu zaten yarın Antalya-Fener maçından sonra detaylı konuşacağız. Şimdi Kasımpaşa... Nın... Adam bir tane gol atıyormuş lan. Erman Toroğlu sen bana bir al sana. <laughs> Helal olsun derim abi. Hiç lafımı yerim. <laughs> Tabii o Yeter zaman. Yeter ki onlar gol alsınlar. Demek ederiz. Abi. Aynen öyle. Şimdi sağ kanattan foul Ceza sahasına tam girmek üzereyken topu bir tıkla kaldırıyor. Peki. Penaltı verdi Hakem burada. Peki bak şimdi. Geri gel. Geri gel. Hoş seyirci görmüyor ama. Hı hı. Geri gel. İlk top atılışına gel. İlk top atılışına. Evet gel gel gel. Gel. Dur burada. Bak şimdi. Bak Top atılıyor. Galatasaraylı oyuncu solda Kasımpaşalı'yı kesiyor. Yavaş yavaş git. Önce öne gidiyor. Bak öne gidiyor. Offside'ı yapmak için. Hı hı. Ama sen zaten offside'ı bozmuşsun. Top çıkmış. Artık çıkmış. Offside yapma orada. Offside yapma. Şimdi geliyor. Orta atıyor. Evet. Burada hakem teraltı verdi. Evet. Değil mi? Hemen verdi. Evet. Biz de şu izlediğimiz bazı açılarda aa evet el varmış gibi gördük ama vara çağırdığında öyle bir açı vardı ki hocam. Hocam. Ve bu açı burada hakem net yanılabilir, gösterdi. yanılabilir. Ama ama görmediğini verme. Mesela hakem burada penaltı vermeyecek. Hmm. Çünkü görmüyor. Eğer penaltıysa Vardan dönecek. Var diyecek gibi bakar, bakın. Var bakacak Pozisyon. zaten. Bakacak zaten. Ben burada görmeyebilirim bak. Hakem olarak şeyde kalıyor, arkada kalıyor. Kol, koldan şüphelenebilirim. Ama artık var var. Anladın mı? Yani şüphelenmek yok. Görmediğin pozisyonu verme. Görmediğin pozisyonu verme. Görmediğin pozisyonu verirsen kafa karıştırırsın. Gör, sen görmemişsindir, var görür verir. O zaman tamam deriz. Çünkü bunu penaltıysa sen atladıysan var verir. Ama şimdi daha kötü oldu. Var evet. yani döndürdü. Çok doğru olarak var döndürdü. Çünkü burayla vuruyor. Omuz var. Burasına geliyor top. El ya da kol yok. Evet. Penaltı iptali doğru diyorsun. Hani Çok tartışılacak bir tarafı da yok mu? Evet. Ama verip vermeme konusundaki anlattığın detay da önemliydi. Evet. Dediğin gibi görmediysen, emin değilsen verme, var verme. versin. Neyse bunlar genç çocuklar. Evet. Hata olsun Olur. da böyle olsun. Evet. Yani en azından evet. telafisi olanı sabredeceğiz olsun. Sabredeceğiz abi. Şu hakem rezilliğini, şu hakem hegemonyasını, şu hakem pislik olayını temizlememiz lazım. İnşallah hocam. Peki. Devam edelim. Devam edelim. Burada var doğru karar yapıyor. Hı hı. Şimdi burada... Abdülkerim'in orta sahada bir müdahalesi var. Hakem avantaja bıraktı sonra. Heh, şurada Dacosta'ya bir müdahale. Sarı kart gördü. Burada bayağı bir baktım sosyal medyada yangın da oldu hocam. İşte kırmızı olur mu olmaz mı diye de. Ne diyorsun Abdülkerim'in sol tabanı evet. Dacosta'nın? Aşağı görüntü var mı? Başka açısı var mı bunun? Evet bu var hocam. Heh, bu daha iyi sanki. Devam et. Devam var mı başka açı? Olanları hepsini bir daha bir Hocam sarı kart olur. Sarı değil mi hocam? Yani evet. bu bayağı bir böyle bir konuşuldu da işte havada durdurursan bunu adamın ayağı sallanırken yok, yok, yanlış anlaşılır yok, yok. falan. Topa da müdahale ediyor. Hı, hı Topa da müdahale ediyor. Geliyor. Şimdi pekala. Burada foul veriyor değil mi hocam? Hı hı. Yo avantajı bıraktı pardon pardon. Sonra sarı kartı. Sonra, sonra. Demek ki faul ki Heh, sarı kart. Yani. Şimdi ben soruyorum. Bizde görüntü olsa ekranı ikiye bölsek. Evet. Bir bunu oynasak. Bir de Icardi'nin attığı golü oynasak. Ha. Anladım. Hiç iki bizim konuşmasına gerek yok hocam. <laughs> Goldü penaltıydı. Galatasaraylılar değil diyor. Fenerliler foul diyor. Penaltı diyor. Beşiktaş bunu diyor. Ekranı böyle abi ki, Galatasaray'ın golünü ver. Icardi'nin attığını ver. Icardi'nin attığına bak. Adamın ayağı yerde. Adamı kıvıldatmıyor. Hem ayağından hem sırtından. Buradaki normal sarı kart. Oradaki foul'ün babası. Orada bir de kart da var. E burada kart veriyorsun. Orada da kart. Ama burada orada varın girmesi lazım devreye. Varın şeytanlığı var. Bana kimse söylemez. Varın tuhaflığı var. Orada. Biraz kaynatmış var orada. Yani. Orada Ali şans alan mı? Şans veren mi? <laughs> ben Ali şans alana devamlı şans veren derim. Orada Ali şans alanın bir kıya var Galatasaray'a. Çok net. Gol iptali var, foul var, sarı kart var. Icardi'nin golünde. E burada sarı kart var, foul. Onun dört misli falan daha hafifi, üç misli hocam. Bu. Havada mücadele ediyor falan geliyor ayağa. Devam edelim. Evet, devam Anladın ediyoruz. herhalde Tabii maçı seyreden izleyiciler anlarlar ne dedikleri. Daha net anlıyor tabii onlar. İzlemeyene de en iyi şekilde izah etmeye çalışıyoruz. Evet, Kasımpaşa'nın bu kez e, VAR'dan verilen penaltısı. Arka direkte bir kafa ve yine Jakobs pozisyonunun içinde bu kez bir elle oynama var mı? mı? Penaltı. Dur burada, var. dur burada, geri gel. Hakemi de alayım bir. Ha. Dur burada. Evet. Devam et. Ha, hakemi... burada, Bak hocam açısında 58 numara Yasin var Kasımpaşa'da. Acaba oradan mı gördü? O yüzden göremiyor olabilir, ona diyor. Tolga'nın gözü bir... iyidir bak o uyardı beni. Var bunu güzel yakaladı tamam da. Bu kadar durma niye onu anlamadım ya. İki buçuk dakikada çağırdı yaklaşık. İki buçuk dakika çağırdı. Ya ben sana söyleyeyim mi? İspanya'da filan veriyorlar değil mi hakemler? Şey var veriyor. Git penaltıya at diyor değil mi? İspanya'da mı? Almanya'da. Portekiz'de. Portekiz'de mi? Hocam ben sana söyleyeyim mi? Bara kimi diyecek ki kardeş penaltıyı ver sen karışma. Portekiz'de öyle yapıyorlar bazen. Hocam bak hı. diyecek ki kardeş ya sen penaltıyı ver. Penaltıyı ver karışma. Boşuna o, durmasın oyun bir dakika daha bir buçuk dakika daha. daha. Niye baktılar abi o saat? Penaltı net penaltı ya <laughs> net penaltı. Kemiksiz penaltı. Evet, Kasımpaşa'nın net penaltısı. Bakıyor net ha, penaltı diyor Erman Hocam. Bak, öyle uyanık ki. Net penaltı. Yani arkadaki rakibe de şöyle bir hafif bir gözüyle, Gözücüyle bakıyor bir ya. kesiyor rakibi de? Bakıyor ya. Evet. Bu kesme. Şimdi topla oynuyor. Topla oynuyor. Top çarpmıyor. Açık kola top çarpmıyor. Çok uyanık kolunu açıyor. Topu çarptırıyor. Topu çarptırıyor. Heh. Topu çarptırıyor. Ben Fransızım ama diyor çarpsın diyor. Yani Evet. <laughs> ee, yani e, doğal pozisyon olayı falan filan Geç doğal abi. konum olayın falan da girmez burada devreye. Mal mal bir Bile şey. Bile isteği abi. açıyor diyorsun elini. Peki. Geç. Penaltı kararı doğru. 83'te 3-2 oldu. Bir pozisyonumuz daha. İşte maçın gerçekten en şok edici anı Galatasaray adına. Burada hocam içeri çevrilen top kafayla indiriliyor ve Dako. Geri gel, başlangıca geri gel abi, başlangıca. Gel abi geriye. Gel 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 geri gel. Ha, yine Yakop'sun arkasına Evet. Bak onu, abi. Onu mı diyeceksin hocam? Bak şimdi topa bak. Evet. Top nerede? 50 metre. Kasımpaşa'nın sol bekinde. Kendi yarı sahasının Geldi. son metreleri. Bir top uzun rakip yarı sahanın en sağ ta, şey Kasımpaşa'nın en sağ tarafı. Hı, hı. Çevirdi. Bir Kasımpaşalı müdahale etti. 3. Kasım Paşalı vurdu. Ya. 50 metrede 1, 2, 3, 4 Kasım Paşalı oynadı. 50 metrede 50 metrede de direkt oynamıyorlar kaleyler. Çaprazlama gidiyor. Böyle gidiyor sonra çaprazlama gidiyor. Sonra geliyor gol oluyor hocam. Bir güle oynaya oynamışlar hocam bir de. Yani. Baksana evet. rahat rahat. Evet abi. O ona indiriyor, ona ya veriyor. O ona indiriyor, o ona yapıyor, ona vuruyor filan gol oluyor abiciğim. Evet. Şimdi bu arada bazı maç içinden e, ekrana yansıyan bazı görüntüler de sosyal medyaya düşüyor. Üzerlerine diyaloglar yazılmış. işte X kişi böyle diyor, Y kişi böyle diyor falan diye ama emin olmadan ben bunları sizlerle e, konuşup paylaşmam. Ya hocam, Önce bir bakmak hocam, lazım. Fotoğraflan fotoğraf bana hikaye anlat. Evet, yok şey e, videolarda da var ama iyice net. Videolarda cemine... da var. Videolarda da oynuyorlar. Evet. Hocam yorum geçen sene işte İtalyanca konuşturdular. Ben paylaştım Instagram'ımda. <laughs> Bana İngilizce konuşturmuşlar. Yorum yapıyoruz falan. Düşünsene yani. Şota Türkçe konuştu ya. Ha. <laughs> ama tercüman da. <gülüyor> <gülüyor> tercüman döndürdü Şota'yı. Dünyada bir ilk yaşandı orada. Türkçeden Türkçe'ye çeviri yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> ya maalesef. Ay Allah ya. Peki o zaman hocam, e, hocam bir ara verelim. Hocam Paşa bugün alnının ak sütü gibi bir puan hak etti. Hak etti diyorsun. Peki. Yine konuşulacak şeyler var. Bu arada Fenerbahçe Bir penaltı var ha. O şey e, gol iptal olsa Icardi'nin. Ha. Ne yapacak? Ki iptal edilmesi gerekiyor net. Evet. Şimdi o yarın da o insanın fenerleri. gözünden kaçtı. Şimdi yarın Fenerleri seyret. Evet. Anam. Hatta başlamışlardır. Bakalım. Asaraya kıyaklar falan diye. Yok yine bu beraberlik de en azından şampiyonluk yarıştaki Tabii. rakipleri, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi bir nebze böyle bir canlandırmıştır yani. Bunun üzerine Mourinho ne der acaba merak ediyor Bu Galatasaray maçını evet. maçının üstüne Mourinho Bence ben. bir müddet Galatasaray ile ilgili pek konuşmaz hocam. Bir müddet. Geldi Galatasaray aldı Jikle ağzına sonra diyor ki bu maç bu kadar önemli miydi lan Mourinho? Bizi biliyorsun. Evet. Ama Avrupa maçından önce de dedi ya, evet önemliymiş şimdi anladım diye de işte camia onu anlattı, bu... Ya anlattı. o zaman niye Okan'ı hedef aldın geldiğin günden itibaren? Okan'ı niye hedef aldın? en büyük rakibin Galatasaray diye söylediler ne aldın? Söylüyorum ya. Mourinho Real Madrid'in antrenörü, teknik direktörü maç Madrid'e Barcelona'ya geliyor. Madrid'i 3-1 yeniyor. Aynı cümleyi söylersen senin aldığın ortasından vururlar mecazi manada. Tabii yakarlar adamı. Olacak iş mi? Evet. Fener Galatasaray'ı bunu artık bilmeyen ne, ne diyeyim abi yani. Evet. Barcelona, Real Madrid, Fener Galatasaray Türkiye'de. Aynen öyle. Evet. Peki geç oldu ama o da tabii artık öğrenmiştir. Hemen kısacık bir aramız var sevgili seyirciler. Sonra yine bu maçla ilgili konuşacağız. Teknik direktörlerin açıklamaları var. Sonrasında Fenerbahçe ile ilgili de önemli gündem maddelerimiz var. Ayrılmayın. Hemen geliyoruz. Evet sevgili seyirciler, ekol futbol devam ediyor. Birazdan teknik direktörlerin açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Okan Buruk'un ne dediğini konuşacağız. Üzerine yorumlayacağız. Hakeme bayağı bir tepkisi vardı Okan Hoca'nın ama şöyle bir izledik, pozisyonları değerlendirdik. E, hakemin etkisi var mı Kasımpaşa beraberliğinde, Galatasaray'ın beraberliğinde? Galatasaray açısından bakarsak. Var. Nasıl var? İkardi golünü iptal etseydi ne olurdu? Hmm. Neticeyi tesir etti. Kasımpaşa var. aleyhine var diyorsun. Evet. İş, yaptı evet. diyorsun hakem. Evet. Anladım. Evet. Olay tam ters olsaydı şu anda ne olurdu? Maç 3-3 olsaydı da Kasımpaşa bir gol atsaydı. Öyle bir gol atsaydı Allah muhafaza ne olurdu biliyor musun? Kitlenirdi her şey. Tabii. Her şey kitlenirdi. Kendine yapılınca başka başkasına yapılıyor. Olmaz öyle şey. Ha, yani Kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasından isteme. Çeviriyorum ya. Galatasaray stoberi aynı işlemi yapsa Kasımpaşa Saltborough'u gol atsa ve gol sayılsaydı bugün ne olurdu? Hakem taksimde sehpada idam edilirdi. <laughs> ee, bir saatlik programın 55 dakikası bu konuşulurdu ben sana söyleyeyim. Evet. Yani işte o onu o açıklardı, bu abi. bunu açıklardı falan. Yarın es geçilecek. O öyle böyle hadi güle güle. Evet açıklaması gelmiş. Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansından memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız. Sakatlığı nasıl acaba nedir? Ee, nasıl hocam? Sakatlığı ile ilgili Sezgin Gelmez araştırıyor. Ha, onunla da ilgili konuşmuş zaten. Mauro Icardi ile aramız iyi. O bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana abilik yapıyor. Onun yanında oynamak harika bir his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık. Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Burak'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım. Hayır. Aslında çıkmasa da olurmuş anlamına geliyor değil mi bu? Yani biraz tedbir amaçlı ben çıktım. Tedbir amaçlı olabilir ya yani. Evet. O da yoğun bir tempodan çok iyi bir hazırlık kampı geçiremeden geldi Napoli ile. E, milli takıma gitti geldi bilmem ya, yani. attı milli takıma gitti, orada oynadı, tekrar geri geldi falan. Ha? Okan Burun açıklamaları gelmiş. Çarşamba Avrupa maçı oynuyoruz. Bir sonraki hafta maçımız perşembe ama biz cumartesi lig maçı oynuyoruz. Yapılan maç planlamasına göre diyorlar ki sizin oyuncuları sakatlayalım. Sonraki maça eksik gidin. Olay bu yani. Plan bu. Hocam Galatasaray çarşamba oynadı lig maçını. Cumartesi oynuyor. Beşiktaş'ta Fenerbahçe perşembe oynadı lig maçını, pazar oynuyor. İkisi de 3 gün arayla oynuyor. E. İşte ben onu sonra soruyorum. Burada bir tuhaflık var mı bu Yok. fikstürde? Okan ne diyor? Ne istiyor sonra? İşte biz de pazar oynayalım diyor. E ya abi? Perşembe oynayanlar pazar oynayacak doğal olarak. Tamam. Galatasaray da pazar oynasın diyor. Ne o da Galatasaray abi. bir gün fazla dinlenmiş olacak Beşiktaş'la Fenerbahçe'den. E ne alaka abi? Ben de anlamadım. Abi hep döner ya. Hep Döner bize gelsin, döner. Yalnız orada bir başka şey, ha verilen penaltı eğer penaltıysa. Yakup sırtı dönükken top koluna geliyorsa bu oyuncu ne yapacak? Kolunu nereye saklayacak? Geç. Sırtı dönük olması Geç. bir bahane olabilir mi o pozisyon için? Hayır ya. Açmayacaksın abi. Hayır zaten. Sırtın dönük. Ah görüntü olsa da verelim. Abi sırtın dönük. Sırtın dönük. Sen topa vurdun. Benim sırtım dönük. Evet. Ben Havaya çıkacağım böyle çıkacağım abi. Benim sırtım dönük. Evet. Havaya çıkacağım. Bunu yaptığın zaman ne demek bu? Top geçmesin. Evet. Ve senin gibi dönüp bakıyor hocam. Bu top yani. geçmiyor. Bir de böyle de bakıyor. Böyle Çaktırmadan bakıyor. Top geçmesin penaltısı bu. Top geçmesin pozisyonu. Top geçmesin. Havaya çıkarsan böyle çıkarsın. Hatta cep cepheden falan böyle saklıyor millet. Böyle saklıyor millet arkaya. Böyle saklıyorlar. Evet. Ya Okan yani sen yıllarca top oynadın ya. ya beraberliği... Bu beyanat verirsen güven kaybedersin. Yani gerek yok şunu hiç konuşma. Evet. Ya yani ona penaltı değil diyorsan değil. Fikstüre ve hakeme bağlı. Sana söylüyorum şimdi. Icardi'nin attığı golü sen yeseydin o zaman ne yapacaktın Okan kardeş? Hmm. Icardi'nin attığı golü sen yeseydin. Neler diyecektin herhalde bir sayfadan fazla Dururdu şey. Evet. Şimdi evet. not. Devamı gelmiş sayfaların üç birden sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa bu oyuncu ne olacak? İkna olmuyor penaltıya. Hocam. Geçen futbol federasyonu değiştikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geçen futbol federasyonu değiştikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki olmasın istiyorum ben hocam. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Herhalde anlattım. Evet. Devamı varmış hocam onu da bir bakayım. E, ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış. Hazır oldu mı hava topuna çıkacak? Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. Var çağırdı verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler. Hakem tam olarak penaltı diyemediyse Okan Hoca'ya vardı izledikten sonra dönüp nasıl veriyor nasıl yani. hesap verecek onu anlamadım. Ben de bir, bir şey söylüyorum ben şimdi. Bu birebir Okan'ın dediği çevirme değil mi arkadaşlar? Bir eksik fazla yok. Evet, direkt yayıncı kuruluşta söylediklerinin O zaman yazısı bu. O zaman önce Okan gitsin hakem ne demek onu öğrensin. Orta hakem öleli 20 sene oluyor. Hmm. Yani, orta hakem evet. öleli 18 sene veya 20 sene oluyor orta hakem öleli. Maçın orta hakemi yok. Maçın hakemi var Okan Maçın kardeş. hakemi demesi lazım. Bir defa orayı doğru söyle. Maçın hakemi var. Maçın orta hakemi yok. Maçın iki tane yardımcı hakemi var. Yan hakemleri de yok. Değişti Okan kardeş. Eğer hakem hocaları size bunu öğretmediyse o hocaların ben gözlerinden öpeyim. Okan'cığım gözlerinden öpeyim. O size gelen hocaların, hakem hocaların. Gözlerinden öpeyim. Devamı kendi... Zaten onun yüzünden hakemler böyle Okan kardeş. Ya o hakemlerin düzelmesi bilen de sana gelen hakem hocaları kim abi? Kim? Ne bilgileri var? <laughs> kitap açıyorlar. <laughs> kitap, kitap. Ya kitabınızı bırakın ha. Ben siz kitabınızdan başlarım. Bana pozisyonu izah edin. Kitabı bırakın. Okan'ın bana pozisyonu. Heh. Bir adam bir adama bu şak sokarsa nasıl evet. soktu neden soktu niçin soktu La bıçak soktu idam yok öyle bir şey neden soktu niye soktu evet. sokuş biçimi nasıl bunların hepsi pozisyon yorumudur Evet. hocam Aytaç konuşuyormuş Sezgin Gelmez'in yanında ee, hemen bir gidelim Sezgin Gelmez'e Rams Park'a Onur Yıldız Erman hocam iyi akşamlar iyi yayınlar Kasımpaşa Spor Kulübü kaptanı Aytaç Kara ile birlikteyiz ben maçı sormadan sana önce şuradan başlıyorum, başlamak istiyorum. Antalya Spor maçından sonra seninle konuştuk, stat'tan birlikte çıktık. Hı hı. Abi göreceksin bak kazanacağız dedim. Neye dayanarak bunu söyledin? İstediklerin oldu mu? Gerçi maç berabere bitti ama herhalde Kasımpaşa için galibiyet gibi bir sonuç bu. Şöyle söyleyeyim gerçekten takım arkadaşlarım ve takım arkadaşlarıma ve ekibimize inanıyorum. Çünkü biz her zaman sahaya iyi futbol oynamak için çıkıyoruz. maçlarımızın da çoğu zevkli geçiyor. Hem pozisyonlu hem iyi mücadele hem göze zevkli gelen bir oyunumuz var. E, bugün de arkadaşlarıma maça çıkmadan şunu söyledim. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. E, burada milyon euroluk takımlar da baskı yiyebiliyor. Biz bu baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Oradan çıkabilirsek maçın bize döneceğini söylemiştim. E, oyuna iyi başlayamadık, paylaşımları iyi yapamadık ilk yarı. E, Üç tane arka arkaya gol yedik. E, tekrardan dönmesini bildik ama ikinci yarın, ilk yarının sonlarına doğru golümüzden sonra kaçırdığımız %100'lük bir pozisyon var. Onu atsaydık 3-2 girebilirdik. Soyunma odasına geldik. Tekrardan arkadaşlarıma şunu söyledim. Erken bulacağımız bir gol bizi maça ortak edecek dedim. İkinci yarı daha hissetli çıktık. Paylaşımları çok daha iyi yaptık. Topun bizde daha fazla kalmasıyla pozisyonları bulduk. Bunları gole çevirdik. Tabii ki bir galibiyet değil ama 3-0'dan geri dönmek bu statta çok kolay bir şey değil. Biz bunu yaptık iyi oynayarak. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Aytaş hakem çok konuşuluyor. Çok eleştiriliyor. Belki siz de eleştireceksiniz maç sonunda ama Galatasaray cephesinden çok eleştiri var. Hı hı. Sen penaltı pozisyonlarında hakemle çok yakındın. O var durmalarında çok konuştun. Neler geçti her Sen nasıl değerlendiriyorsun pozisyonları? Aslında biz takım olarak e, hiçbir zaman hakemle ilgili konuşmadık. Konuşmuyoruz çünkü e, futbolla alakalı konuşuyoruz sadece. Yardımcı hakem bir penaltı pozisyonumuz vardı. Orada uyardı el var diye. E, i̇zlemedim tam olarak onu da bilmiyorum. E, ondan sonra iptal etti bir şey diyemeyiz hakemle ilgili. Biz gerçekten sahada futbolumuzu konuşuyoruz sadece. Onu söyleyebilirim. Şunu da sormak istiyorum. Erman Hoca biraz önce yorumunda kulaklıktan dinliyorum. Icardi'nin attığı gol tam tersi olsaydı, Kasımpaşa böyle bir gol atsaydı şu, şu anda ne olurdu dedi. Sen de gördüğün bir pozisyon. Ee, sana göre nizami bir gol müydü? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya arkadaşımız içeride bize e, çekti beni arkadan formadan dedi ama ben de tam olarak net görmedim aslında. Onun demesiyle ben hakemin yanına büyük gittim formandan beni çekti engelleri diye söyledi. Bilmiyorum tam olarak o pozisyonda izledikten sonra karar veririz. Aytaş burayı iyi bilen bir insansın. Evet. Galatasaray'ı iyi tanıyan bir insansın. Burada oynadın. Bu koridorlardan geçtin. Taraftarın sana tepkisi vardı. Bu tepki alacak bir şey yaptın mı? Taraftarla ilgili görüşün nedir? Aslında şöyle söyleyeyim. E, Galatasaray taraftarına hiçbir zaman bir saygısızlık yapmadım. i̇çeride oynadığımız geçen seneki maçta da hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ee, onlar yanlış algıladı, problem yok. Ben sadece sahada her zaman olduğu gibi, sadece Galatasaray maçı değil, haftaya Bodrum maçına da çıkacağız. Aynı hırsımla, mücadelemle e, sahada devam edeceğim. Çünkü ben böyle bir oyuncuyum. Ee, Galatasaray taraflarına hiçbir şekilde saygısızlık yapmadım. Burada oynadım, paranı bırak git dediler, onu da yaptım. Oturup parasını paramı almayı da bilirdim, onu da yapmadım. Hiçbir saygısızlığım olmadı onlara. Stüdyoya soralım, Erman Hocam, Onur Yıldız bir sorunuz var mı? Valla yok tabi. Sıcağı sıcağına yorum yapmak zor futbolcu olarak. O da dikkatli konuşuyor. Doğru yapıyor bence. Tebrik ederim. İstanbul'da büyüklerden puan almak için en az iki gol, galip gelmek için üç gol lazım derdim. Ama üç gol de yetmedi galibiyete. İletiyorum kendisine hocam. İyi yayınlar diliyorum. Tamam, Sağ ol Hocam iki golle bir puan alınır. İstanbul'da büyük takımlardan üç golle galibiyet alınır. Ama üç golle yetmedi bu sefer evet. dedi. Sıcağı sıcağına konuşmak tabii ki tehlikelidir diyor. Çok temkinli konuşuyor. <laughs> onun da farkındayım diye Başarılar diliyorum. Sağ ol teşekkür ederim. İyi, iyi yayınlar. Yaşamlar yaşamlar. Başarılar. Sezgin Gelmez'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler sıcak bir gelişme var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce bir tweet attı. E, biliyorsunuz hafta içinde eski milli futbolcu, futbol yorumcusu Serhat Akın e, ayağından vurulmuştu, yaralanmıştı. E, reklamların ardından verecektik, hemen verelim. Peki hemen verelim. Şimdi hemen bu tweet'i sizlerle paylaşıyoruz. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ı yaralaması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı. Bütün şüpheliler şu anda yakalanmış sevgili seyirciler. Sayın Yerlikaya bu tweet'i attı ee, ve şöyle diyor. OD silah kullanan, OM motosikleti kullanan, EU şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan, MA şüphelilerle hareket eden, İT olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden yakalandı. Hepsi yakalanmış hocam şüphelilerin. Bu ya. Ee, hocam 4 diye biliyorduk 5. Yani tamam. yardım edenler var. İki tamam kişi motosiklette. Tolga görüntüleri de bir verir mi? Tabii tamam bu bayağı oldu. organize. Texas olduk ya. Evet. Bak. Bu yakalanma görüntüleri. Olayın görüntülerini de zaten görmüşsündür. İki kişi motosiklette. Evet. E, araçta da var. Yolu kesen bir otomobil var. O da işin içindeymiş diyor. Güvenlik güçlerinden gelen bilgi. Bak hocam burada Serhat Akın tam arabaya binmek üzereyken ayağından bacağından vuruluyor. Yolu kesen bir araç var, e, vuran kişi motosiklete atlıyor, iki kişi kaçıyor gidiyor, araç da diğer tarafa doğru gidiyor. Bayağı organizasyon hocam yani peşlerin peşinden gitmesin kimse diye motosikletin mesela yolu kesiyorlar. Yani bayağı organize bir iş. Yani bu arada gerçekten e, tekrar tekrar geçmiş olsun Serhat Akın'a, Spor Dijital e, ailesine orada yayından çıkmıştı. Bir YouTube kanalı biliyorsunuz onlar da e, iyi işler yapıyorlar. Oradaki yayından çıkışta böyle bir olay olmuştu. Başta Serhat Akın'a geçmiş olsun ardından Ama Spor abi. Evet hocam organize işler bunlar ve gözaltına alınma görüntüleri az önce hocam, geldi. Hocam bunların arkasında kimler var ben onu merak ediyorum. Herhalde sorgularında öğrenilecektir inşallah diye tahmin ediyorum hocam. Bunların arkasında yani. kimler var? Bunlar böyle olaylar, buna benzer olaylar benim geçmişte de başımdan geçti. Arabama taş attılar, taksime çıkarken falan belli bir grup. Evet hatırlıyorum. Ondan sonra e, o taş atan grup iki sene sonra oturduğum restorana geldi. Biz o başkanla iyiydik ama şimdi kötüyüce evraklar var. Beni mi dediler? Yanıma Hamit Turan'ı aldım bizim çıkarken dedim ki kusura bakmayın kardeş, bu tip işlerle ben uğraşmıyorum. Siz hangi başkandan danışettiyseniz ondan dahsetmeye devam edin dedim yolladım. Şimdi bak hocam. Hakem dövüldü. Arkadan ee, ne oldu? Trabzon'da seyirci indi futbolcularla kavga ettiler. Arkadan Gösteme Fenerbahçe maçında sağ içi olaylar. Arkadan bu olay. Bak. Hep bir şey geliyorum diyor. İki hafta evvel burada biraz üstü kapalı söyledim. Yani biraz şey yaptım. Youtube'da daha ağır söyledim. Dedim ki onu kasıtlı seçtim ama Mourinho'yu. Bir gün Mourinho'nun kalçasına birisi bıçak soksa dedim. O Göztepe maçından sonra Kıdık'ta da söyledim. Bu daha ağır evet. söyledim. Bunu özellikle Mourinho'yu seçtim. Niye biliyor musun? Ya Mourinho bunu dünyada bilinen bir adam. Dünyada. Türkiye'nin yerini bilmeyen vardır da Mourinho'yu bilmeyen yoktur. Ya sen böyle bir şey olsa ne olur abi? Rezil olduk gittik ya. Ben özellikle seçtim. İşte buyur. Senin sıktılar ayağına kurşunu. Olacak iş mi ya? Olacak iş mi? Evet, yani... Mesela bende silah var, taşıma var. Silah almak kolay değil. Taşımak da kolay değil. Ya Onun bayağı şeyi var yani. O silahı alıyorsun da kolay. Nasıl kullanacaksın onu? Ne durumda ateş edeceksin bile? ya ben hakemliğimi son 2,5-3 yılında silahla gittim maçlara. Kimse bilmiyor. Gürcüler beni vurmaya geldiler. Tehdit ettiler. Yapma ya. Hatta Kendi silahınla çakmadım. yani. Benden sonra Ahmet Çakar gitti. Abi sakın o taraflara gitme. Da <laughs> <laughs> gider miyim? Onlar buraya ya geldi. Hocam sonra orada, affettiler. O, o da, da, da vurulmuştu aday. zamanında. Doğru yoldan yani. aday oldum diye. Ben bir olayda da Türkiye'de bazı olaylarda da silahla gezdiğim oluyor. Taşıma var. Hem de 14 artı bir. Kimse kuşlara bakmasın. Ama Allah da mecbur etmesin. Silahı amin, da hiç Amin, amin hocam. Kullanmayı da taşımayı da hiç sevmem. Hoca hocam bir şey diyeceğim. Kaç yaşında çocuklar? Yaşlarını tam bilmiyorum ama hep böyle 18, 19 falan. Nasıl kadar bu kadar profesyonel ya. oldunuz? Hangi arada gençlerimiz bu hale geldi? Ya futbol bunlara... yorumu için adam vurulur mu? Yani Hocam bunların hepsinde gogo -go falan vardır. Bak araştırsınlar neler çıkacak. Ya kadın polisi vurup öldürdü ya birisi. Ah, İğrenç bir o neyin çocuğu diyeceğim diyemiyorum ama hocam. Aman. Ya Kadın polisi burada öldürdü ya ve polis arkadaşının elinden silah alarak. Evet. Ya o da es nasıl profesyonel gördün mü hocam saydırıyor es ya. Hepsi bir şey söyleyeyim. Kuşlara bakmayın ya. idam idam da o adamın idam edilmesi lazım. Misal. Aslında o adamın idama da gitmemesi lazım. Polise ateş ediyorsun. Öteki polis çıkacak cart diye vurup öldürecek abi. O kadar basit ya kusura bakmayın. Bana şimdi bazıları ne diyorlar Erman Toroğlu öyle 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 i̇nsan abi. Hakları, i̇nsan hakları insan hakları diyorlar. Vurar ya. adamı vurur. Polis bana ateş etti. Ne oluyor? Amerika'da köfte gibi yapıyorlar adamı, Delik deş, adamı. Elek gibi oluyor, makarna eleği gibi oluyorsun. Tövbe estağfurullah Bak yani. benim arkadaşımı vuracak, seni vuracak, ben ha. polisim. Seni yakalamaya uğraşacağım Var elinin arkasına saklanacak. Alın ortasından ben de. vururum. Ah ah. Abi beni götürsünler. Niye böyle yaptın desinler? O onların sorunu. Ben vururum abi. Vurmam lazım. Çünkü o adamın yaşamaması lazım. O adam yaşarsa zarar. Ya herifin şeyini baktım. Herif makinalı gibi ya. Suç makinalısı ya. 17-18 tane şeyi var ya adamın Yaşamasın o adam. 26 ya. tane mi ne hocam? Ne 17-18? Ne 17 18? ya 17, 20, Yaşamasın o adam. Ben oradaki polisleri kınıyorum. Eğer kaç polis varsa. Alnında vururum onu. İşte ama belindekini Bir de o alıp... Bir elinden silahı nasıl alıyor? Belindekini kargaşada alınca onlar Olmaz da... Olmaz abi. Silahına sahip çık. Silah senin namusun. Evet. Peki o bu, bu polisler... sıcak... duman ederim. Olur mu öyle şey ya? Evet. Şimdi bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. İlk duyuran da az önce de söylediğim gibi e, Sayın Ali Yerlikaya oldu. İkisi de yaptığı paylaşımla e, bu gelişmeyi duyurdu. Bir kez daha e, hatırlatayım. Tolga bir kez daha verir misin o görüntüleri? Silahı kullanan yani Serhatı Serhat, Serhat Akını ayağından vuran O.D. motosikleti kullanan. Yani kaçarken motosiklete e, bindiren kişi O, M. Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan. O olayın görüntüsünü de e, verebilirsin istersen Tolga. E, e, Ü. Ve şüphelilerle hareket eden M, A. Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ, T. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beş isim yakalandı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çıkacaklar. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. E, vurulmuş, bilmem ne. Üçer yıl, beşer yıl ondan sonra af çıkacaklar. Bu sefer başka birini vuracaklar. Çıkacaklar. Ne yani hani demeyeyim demeyeyim diyorum da evet çıkacaklar. çıkacaklar yani. Çıkacaklar abi. Çok nöbet çakin bir, bir sürede... göstermelik. Ayağından vurduk. Evet. Biz sinirlendik konuşmalarına. Hı hı. E, vurduk tamam abi ne olacak abi. Evet yani Şimdi örneklerine bakıyorum. Tabii hukuk tabii daha iyi bilir hani hakimler, savcılar ama örnek e, olaylara bakıyorum hocam. Ayağıktan vurmak kısa sürede maalesef evet. dediğin gibi oluyor. Ya biz öyle ateş ettik o da ayağına gitti filan. Avukatlar olacak bunların. Çünkü bunları kim azmettirdiyse avukat parasını o verecek. Bunları kim azmettirdiyse avukat tutacaklar onlar. Bulun Avukatı kim tutuyorsa onu azmettirendir bunları. Bunların bakın gelirlerine paralar nereden geliyor bir araştırın. Çok zor değil ya. Yetkili olsam bir günde bulurum. Kimden azmettirdiğini. Bir tamam. günde bulurum. Bulur. Para hareketlerine bakarım, gezdiği yerlere bakarım, istihbarat yaparım. Abi devletle oynanır mı ya? Devlet güçlü ya hoca. Öyle. Devletle oynanır mı ya? Aynen. Bak nihayet e, aradan bir iki gün geçti hemen. Ya öyle bir iz kaybettirebiliyorlar ki bunlar. Öyle profesyonel ki hocam ama Allah'tan işte devletimiz güçte ya, hemen. Ya, o kameralar her yerde kamera var ya. Tabii. Oturdun mu tuvalete gitsem bulurlar. Aynen öyle. Her tarafta kamera dolu abi. Evet. Oturdun mu kameraların başına o araba nereden gidiyor o motor nereden gidiyor pata patakı pata gidi pata gida, düşüyor ya. Evet. Şimdi hocam, e, Okan Buruk'un son söylediklerini e, verecektik. Bu sıcak gelişme oldu. E, bir kez daha Tolga o söylediklerini ekrana verir misin? Galiba bir öz eleştiri yapmıştı orada. Ne yapmıştı? Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım." diyor Okan Buruk. Son dedim bu sayfa. Burada bir ki, öz yapmış. Diğer bölümler hep hakemle ilgiliydi. Demek ki bazı futbolculara söylüyor bunu. Evet. Şunu demeye getiriyor aslında. Ben bak bazı oynamayan oyunculara da şans verdim bugün ama iyi değerlendiremediler diyor. Yani onların da tabii daha iyi değerlendirmesi lazım. Ben bu tip şeylerde aksini yaparım yani. Teknik adam olsam, ben olsam teknik adam, klasik kadromu çıkarırım, 45 dakika oynarım, sonra ötekileri sokarım. Ben olsam öyle yaparım. Evet. Görüş. O da öyle yapmış bir şey diyemezsin. Teknik adam. Yo, senin dediğini de genelde tercih eden teknik direktörler var. Yani ama bugün e, bu yaptığı tutmadı Okan Hoca'nın. Şimdi e, Fenerbahçe ile e, ilgili bir haber vermiştik. E, Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili bir haber vermiştik daha doğrusu. Şimdi... Yarın biliyorsun hocam Antalya deplasmanında Alex'li e, Antalya sporla oynayacak Çok Fenerbahçe. De. Enteresan hocam o da enteresan bir maç olacak. Ve bugün bir e, protesto yürüyüşü vardı. Yoğurtçu Parkı'nda Fenerbahçe e, taraftarları, bir kısım taraftarı e, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi bugün. Pankartlar, protestolar kimi taraftar da şu anda yönetimden memnun değil. Onu da dile getirelim. Abi bence gereksiz bir olay. Bence gereksiz Öyle mi diyorsun? Bir olay. Bunun da arkasında birileri var. Bu işin de arkasında birileri var. Birileri var. Hocam her işin de arkasında birileri var ya. Nasıl bir <laughs> futbol ortamımız var ya. Doğru diyorsun bak katılıyorum. Ya abi. abi. <laughs> Nelere izin verilmiyor da buna izin veriliyor. Hmm. He? Nelere izin verilmiyor da buna izin veriliyor O da bir tartışma Anlatabildim mi hocam Anladım Evet bu haberi de paylaşmış olalım Ama şimdi ben eminim ki e, Fenerbahçe mesela yarın Antalya'da Ne oldu şimdi abi Galatasaray puan kaybetti Yarın ben Fener aldı Öbür türlü bir şey oldu Galatasaray kaybetti Puanlar eşit oldu E ne olacak şimdi ya Türkiye'de bir Bodrum maçına gittim hocam. iki sene evvel. Gelen rakip takımın seyircisi antrenörüne bağlı. Hangi maç bilmiyorum. İstifa, istifa, istifa. 89'da Bodrum gol yedi. Bu sefer Bodrum antrenörü istifa ediyor. <laughs> olacak şey değil ya. Bir dakikada antrenör değişti. <laughs> Fıkra gibi ya. Valla hocam. Biraz öyleyiz biz ülke olarak. Ama işte. aferin Gerçekten Bodrum şey değil. başkanına. Herhalde dördüncü senesi çalışıyor. Herhalde Türkiye'de ilktir. Evet. İsmet Hocam, Herhalde, Mardonsan evet abi. Ha. Bizim Ankara güçlü evet, çocuklar çalışıyor. Fikret, Fikret Başka. Helal olsun abi. Herhalde Türkiye'de tek zannediyorum. Dört yıl üst üste kalabilen Hocam, teknik zaten, direktör. Valla hatırlamıyorum ben. Bak zaten. Bir Fatih Terim var. Bak. 96-2000. Bodrum Spor. Ee, Göztepe. Ee, Samsun Spor. Hı hı düzgün hakem olayı olsun, düzgün federasyon olsun, sistem düzgün olsun, 4-5 sene sonra kesinlikle şampiyonluğa oynarlar. Değil mi? Kesinlikle. İyi yönetiliyorlar. Kefsi şirket. Ha. Öyle yok. Oradan verdim, Tabii. boru döşedik, onu aldık, bunu aldık yok. <laughs> Paralar nerede yok. Kendi cebine adam hırsızlık yapar mı kendi cebinden? Yapmaz. Bakın göreceksiniz. Yaptıkları transferlere bakın hepsinin. Gittikleri yola bakın. Hı hı. Düzgün olsun hakemler, federasyon. 3-4 sene sonra bu üç takım şampiyonluğa oynar. Evet. Eğer böyle giderse de bu üç büyük takım bir 3-4 sene sonra, bakın ne söylüyorum. Çok daraldı. Ben bunu 15 sene evvel söylüyorum. Çok daraldı. Arap sermayesine gidecektir. Hı, i̇ş oraya gidiyor. Çok ne söylüyorum ha? Ben Çünkü değilim. O kadar sürmeyebilir. Yani bu kadar kötü yönetilirlerse maddi 20 olarak. 20 sene evvel söylediğimde bana gıcık kaptılar. Dijitürk'te. Hı, hı. Biz size para kazandırıyoruz. Erman bizim aleyhimize konuşuyor dediler. 15-20 sene evvel söylediğim şimdi diyorum ki kapıya yanaştı Araplar, Arap sermayesi. Anladım. Sen biliyor musun Ankara Gücü'nün şeyini? Seyircinin Ankara Gücü'ne tezahüratını. Tık 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 olay mı? Tabii. Ha biliyorum onu. Tak tak tak. Ha. Öbür taraf bağırıyor. Kim o? Öcü. <gülüyor> Öcü. <gülüyor> Anne Ankara Gücü. <laughs> biliyorum. Anne, Arap sermayesi diyecekler. Üç büyükler. Bakın şaka gibi geliyor size. Ha! Başka bir yerden yırtabilirler. Nereden? O zaman ama bayağı bir sakatlık olur. Olacak bir hükümet affeder bunların borçlarını abi. Allah. Yine borçlanırlar hocam 3-5 sene. Merak ya, et. Ye, yine zaman. işte o zaman Türkiye'de yürüyüş olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hiç merak etme yine borçlanırlar. Evet abi Kaç kere İki affedildi var yani. Ya. İki çık var önlerinde ya. Aynen öyle. Başka yok. Peki. Ağzına sağlık Çünkü hocam. bir iki kulüp başkanının birkaç yerde konuşmasını duydum. Hmm. Burada söylemeyeyim şimdi. Anladım. Ama merak ettim. Burada söylemeyeyim şimdi. Sana söyleyeceğim. Tamam. Çok yakın zamanda. Tamam. Hem de 10-15 kişinin yanında söylüyor bir kulüp başkanı. Oo. Yakında bana da söyleyeceksin. Söyleyeceğim Peki. sana. Merak ettim. Bir de söyleyeceğim. Tamam. Peki. Teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık sevgili seyirciler bizi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. yarın Antalyaspor Fenerbahçe maçının devre arası ve sonrasında Erman Toroğlu ile yine Ekol TV'de karşınızdayız. Hoşçakalın. Berkay Tulpar Poliklinik Ekol Futbolu sundu.